İlmi Saik ile yaptığımız musallat tedavisi seansında yaşanan ibretlik bir hadisedir. Şeytani cinlerin musallat olmasından rahatsızlık yaşayan ve uzun zamandır da bilinen meşhur bir tarikata mensup olan bir kadın ve kocası benden yaşadıkları geçimsizlik ve kavgalar konusunda acaba bizde bir musallat var mı düşüncesiyle ve eğer varsa da buna bir çözüm yolu bulmak maksadıyla bizden yardım almak için ziyaretimize geldiler. Seansa aldığımız kardeşimizin lisanında tüm vücuda sahiplenen ve beni buradan çıkaramazsın diyerek bağırıp çağırıp meydan okuyan, istediği an kişiyi bayıltan, saldıran, yürüten, koşturan, hatta bana kafa attıran, beni parçalamaya çalışan ve ancak tutarak zorlukla zapt edebildiğimiz bir şeytan ile karşı karşıya geldik. Bu durum sıkça rastladığımız ağır musallat vakalarından sadece birisiydi. Yaklaşık 4-5 saat süren yoğun mücadelelerle kişiye zorlukla yaptırabildiğimiz tövbe istiğfarlar sonucunda kişi ancak biraz da olsa sakinleşebilmişti. Ve bizimle kendisi olarak konuşmaya başlayabilmişti. Birden musallat yaşayan kişi ayağa kalktı ve gözlerini tam karşıya dikerek baktı ve "Aleykümselam" dedi. Ben şaşkınlıkla olayı anlamaya çalışarak "Ne oldu? Kimin selamını aldın?" dedim. Bana "Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya teşrif ettiler ve yanında da şeyhim var." dedi. Ben daha önce rastlamadığım bu durum karşısında oldukça şaşırmıştım ve gözleri açık karşıya bakan kişinin ne yaptığını ve neler olduğunu dinleyerek seyredip izlemeye başladım. Kişi hürmet ve saygı içerisinde ayakta tebessümlü bir ifadeyle "Tamam efendim, Allah razı olsun efendim" sözlerini birkaç sefer tekrar ettikten sonra "Beni temizleyecek misiniz efendim?" dedi ve ardından tekrar "Allah razı olsun efendim" dedi ve ardından "Aleykümselam efendim" dedikten sonra başını önüne eğip elini kalbinin üzerine koyup salavat getirerek yerine oturdu. Kişinin yüzü bembeyaz olmuş ve adeta yüzüne bir nur gelmiş vaziyette tebessüm ediyor ve sevincinden gülüyordu. Ve yüzünde müthiş bir mutluluk vardı. Ben "Ne oldu ve ne gördün?" diye sorduğumda bana şu cevabı verdi. "Hocam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam beni temizleyip vücudumdaki kötü enerjiyi çıkardılar. Kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyorum ve içim huzur doldu. Çok mutluyum, hiçbir sıkıntım kalmadı ve ben kurtuldum. Elhamdülillah" dedi. Ben ilk defa yaşadığım bu olaya çok şaşırmıştım. Şeytanın Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin suretine giremeyeceğini daha önce duymuş ve biliyordum. Ancak bu hadiseyi yaşayan biraz önce vücudunda şeytanın böğürdüğü birisi olması ve acaba şeytanın bu konuda bir ruhsatı olabilir mi düşüncesi içerisindeydim. Bir yandan da eğer gelen gerçekten Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise ve kişinin gördüğü doğruysa o kişiyi tekrar musallat var mı diye şüphe edip kontrol etmenin Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı edepsizlik ve güvensizlik yapmış olmak endişesi taşıyordum ve bir kararsızlık içine düşmüştüm. Bir yandan da ya şeytanın bir oyunuysa o kişiye "Tamam, geçmiş olsun, kurtuldun" demekle de şeytanın tuzağına düşmesine ve musallat ile yaşamasında şeytana yardım etmiş olacaktım. Bu düşünceler ile meşgul iken kalbime gelen "Şeriat zahire göre hüküm verir. Sen de zahirde görüp şahit olarak kontrol et." adeta bana manevi bir ikaz oldu. Çünkü böyle bir durumda zahire göre hareket etmek ve şahit olanların gözü önünde de kişinin musallattan kurtulduğuna şahit olmak gerekiyordu. Çünkü gören sadece o kişiydi ve biz bir şey duymamış ve görmemiştik. Neticede ben de bir mesuliyet altına girmemek ve kişiyi yanıltarak vebal almamak adına ve tekrar böyle bir durum ile karşılaşırsam nasıl hareket etmemen gerektiğini de öğrenebilmek için, yaşanan hadisenin gerçekliğini öğrenebilmek için tekrar kontrol etmeye ve musallat halen var mı ve bir musallat yaşıyor mu diyerek seansı almaya karar verdim. Kişi de kendinden emin bir şekilde ve musallattan kurtulduğuna inandığı için kontrolü kabul etti. Kişiyi tekrar seansa alıp kontrolünü yaptığımızda aynı şekilde, hatta neredeyse eskisinden daha güçlü bir şekilde
negatif bir enerjinin devreye girip kişinin iradesini ve vücudunun kontrolünü tamamen ele geçirip saldıran, konuşan, tehdit eden, hakaretler saydıran, hayvan gibi garip ve korkunç sesler çıkaran bir şeytanla karşı karşıya geldim. Ve ben bunun sadece şeytanın bir oyunu olduğuna şahit olurken aynı zamanda kişinin yanındaki tarikat ehli olan akrabaları da bu hadiseye aynen benim gibi şahit olup gördüler. Ben bu durum karşısında hayretler içerisinde kalmıştım ve beni asıl hayrete düşüren şey ise bu şeytan nasıl bir ruhsat aldı ki Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ve bir tarikat şeyhinin suretine girip çıplak göz ile karşısında görünüp onunla konuşabiliyor. Ve musallatın devam etmesi için kişiyi musallat yaşayan ve bizleri aldatarak kurnazca ve sinsice korkunç bir yalanla mani olmaya çalışabiliyor sorusunun cevabını bulmak ve araştırmak zorunda kaldım. Çünkü bu bilinen tüm ezberleri bozan bir ruhsatı ve tuzağı gösteriyordu. Ve birçok insanı aldatacak kadar tehlikeli ve insanların düştüğü tuzağı anlayamayacak kadar sinsice planlanmış bir aldatmacaydı. Alınan bir ruhsat vardı ve bu alınan ruhsat ve tuzakta kullanılan bizzat Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdı. Bu konu üzerine özellikle durmaya karar verdim. Daha detaylı bir çalışma ve araştırma yapmaya karar verip bana gelen ailenin evini ziyaret ettim. Aile fertlerini, anne babasını, kardeşlerini tek tek seansa aldığımda hepsinin de farklı şekillerde musallat yaşadıklarına, hatta bazılarında yine lisanlarında şeytanların konuştuklarına şahit oldum ve uzun ve zorlu bir çalışma sonucunda şeytanın aldığı ruhsatlar ve tuzaklar tek tek ortaya çıktı. Ve elhamdülillah şeytanların bedenlerine, hayatlarına ortak olmasından kurtuldular. Bu ailede uzun süreçli ve yorucu bir araştırma ve çalışmanın sonunda bizzat sebep ve sonuçlarıyla şahit olduğum şeytanların aldığı musallat ruhsatları ve tuzakları şunlardı. Öncelikle şu hususu belirtmek isterim ki aile fertlerinin tamamında gusül abdestinde hatalar vardı ve eksik gusül abdesti alıyorlardı. Gusül abdestleri tam alınırken bayılanlar, çığlık atanlar, banyoda böğürenler, kusanlar bile olmuştu. Ve gerçek musallat sebeplerine gusül abdestleri tam olarak alındıktan sonra ancak ulaşabilmiştik. Çünkü gusulsüzlük veya gusülde eksiklik musallatın vücutta rahatlıkla kendisini gizlemesini sağlamaktadır. Birinci ruhsat. Ailede ölmüş ve sağ aile büyüklerinin evlatlarına beddua ve lanet okuma alışkanlığı vardı. Bu ruhsat ile sürekli bela ve musibet ailenin başından eksik olmuyordu. Sağlara tövbe yaptırılıp helalleştirilirken beddua eden ölmüşlerin kabir ziyaretleri yapılıp ilmi saik kabir uygulaması yaptırıldı ve ölmüşler adına hayratlar yaptırıldı. Her birinde kişilerde görünür şekilde reaksiyonlar ve uygulama sonunda olumlu ve başarılı sonuçlar yaşandı. İkinci ruhsat. Aile fertleri zekatlarını tam vermedikleri için sürekli parasal sıkıntı yaşıyor ve bu sıkıntılardan kurtulmak için de sürekli Allah ve Resulüne savaş açmak hükmünde olan faize bulaşmak zorunda kalıyor ve şeytan dahi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ile aldatmak ruhsatının bir kısmını buradan alıyordu. Zekat ve faiz kefaretleri ödemeye başladılar ve bu aşamada niyet etmekle bile başlayan reaksiyonlar ve çıldıran şeytanlar açığa çıktılar. Ve uygulamalar yapıldıkça küçük ve büyük abdest yoluyla vücutlardan sıra dışı kazuratlar atıldı. Üçüncü ruhsat. Anne babanın bir süre çocukları olmamış ve çocuk olursa diyerek büyükbaş bir hayvan adanmıştı ve adak unutulmuştu. Yerine getirilmeyen büyükbaş hayvan adağı sebebiyle doğan 5 çocuk da musallat yaşıyordu. Adak kesildi ve bir adakla 5 çocuk ve onlardan doğan çocuklar da doğan onlarca şeytan cehennemi boyladı. Adağa yapılan niyetten kesilinceye kadar geçen süre içerisinde ciddi reaksiyonlar yaşandı. Dördüncü ruhsat. Aile efradının tamamı bir tarikata bağlı ve tarikat mensubuydular. Ancak musallat olan şeytanların kişilerin inanç dengelerini bozmasıyla şeyhi sadece zikir dersi verip dua ile yardımcı olarak göstermeyip şeyhlerini hidayet verici, kurtarıcı ve günahlardan arındırıcı olarak onlara göstermişti. Yani şeyhi vesile ve sebep olmaktan çıkarıp şeyhi hidayette, tövbenin kabulünde, cenneti kazanmakta, günahlardan arınmakta,
ona bir tesir ve güç vermekle cehaletlerinden ve şeriatı tam bilmemelerinden istifade edip şeyhlerini Allah'a ortak koşturarak aile fertlerini büyük bir şirke düşürmüştü. Mesela nasıl ki ağaçlar meyvelerin bize ulaşması için bir vesiledir ve meyveyi bizzat bize veren değildir ve sizler ağaca meyve verdi derseniz ve meyveyi Allah'tan değil de ağaçtan bilirseniz ağacı Allah'a ortak koşarsınız. Ancak ağaç bize Rabbimizin meyveleri ikramına bir vesiledir. Ağacı vesile eden Rabbimdir. Ağaç bir vesiledir derseniz ağaca bir kutsiyet ve ilahlık vermeyip bir şirke de girmezsiniz. Ya da doktora şifa verdi derseniz doktoru Allah'a ortak koşarsınız. Doktoru ve ilacı şifaya bir vesile olarak görmemenin şiddetli tokadı Eşşafi ismine şirk koşarak yersiniz. İşte şeytan dahi kardeşimizin düştüğü bu büyük şirk ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve şeyhinin suretine girip aldatmaya ve onun bozuk itikadını devam ettirmeye aldığı ruhsatla ve kişinin şeyhine aşırı muhabbet edip peygamberden üstün tutmasından aldığı ruhsatla peygamberin aleyhissalatü vesselamın suretine girip şeyhle yan yana gösterip aldatmaya ve tövbe etmedikçe aldatmasını devam ettirmeye ve geçmiş hayatında peygamberi dahi Rabbimizin kudüs esmasına şirk koşarak arındırıcı olarak görmesinden ve günahları affeden ve arındıranın sadece Allah olduğundan gaflet ettirip Peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bile Allah'a ortak koşma şeriatsızlığından aldığı ruhsatla hareket etmişti. Ve şeytanın peygamberimizin ve şeyhin suretine girerek arındırma, aldatmasında da düşülen bu şirkin tekrar edilmesiyle şeytan bir kez daha vücudunda güçlenmişti. Aile ve kardeşimize bu konuda gereken tebliğler yapıldı ve esmalar anlatıldıktan sonra kişiler itikadını düzeltip şirkten tövbelerini yaptılar. Esma-i İlahiye noktasında hatalarını anlayıp alması gereken derslerini aldılar. Ve aile boyu yaşadıkları musallattan biiznillah doğru tövbe ve uygulamalar ile kurtulup tarikatlarına ve şeyhlerinin verdiği tesbih ve zikir derslerine doğru bir itikat üzere devam ettiler. Tüm bu yaşanan durumlar dahi bizlere İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sirrehu Hazretlerinin şeriatsız tarikat zındıklıktır ve Bediüzzaman Hazretlerinin zaman tarikat zamanı değil, iman kurtarmak zamanıdır sözünü aklımıza getirdi. Kur'an ve sünneti bilmeyen, Esma-i İlahiye'den haberi bile olmayan, şeriatın ahkamıyla amel etmeyip, üzerindeki musallattan habersiz, gördüğü rüyalarla ve riyakarca keşf, keramet, havas ilmi için yaptığı zikirler sonucu şeytanların gösterdiği keşifler ve yönlendirmeler ile amel edip manevi hocam var diyenler, meleklerle görüştüğünü iddia edenler ve hatta aklını tam olarak kaybeden bir takım kişilerin Allah'ı gördüm, Allah ile konuşuyorum bile diyen ve şeytanlardan ders ve talimat aldığını fark etmeyen ve Kur'an ve sünnetin ahkamı olan şeriata ve esmalara muhalif olarak aldıkları sözde gaybi ve sözde manevi derslerle şeytanların şeriattan uzaklaştırıp gösterdikleriyle amel edip şeytanların söz ve talimatlarıyla hareket ederek şeytana aldanan ve insanları aldatanları bir kez daha hatırlattı. Bizlere tüm bu yaşadıklarımızdan gayet güzel bir ders çıkarttı. Şeytanın sağdan yaklaşarak nasıl aldattığının bir örneğini yaşattı. Rabbime binler kere binler hamdü senalar olsun. Allah'ım bizlerin nefislerimize ve şeytanları aldanmaktan, aldanıp aldatanların ve yalancıların tuzaklarından, batılı hak zannedip koynumuzda saklamaktan, emrettiğin şekilde İslam'ı yaşamamaktan koruyup gözetiver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahilazim, elkerim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه